Yunus suresi 4'e kadar gelmiştik. Bugün 5. ayetten devam ediyoruz. Güneşi bir aydınlık, ayı bir nur kılan ve yılların sayısını ve hesabı bilmeniz için ona duraklar tespit eden odur. Allah bunları ancak hak ile yaratmıştır. O bilen bir topluluk için ayetleri böyle birer birer açıklamaktadır. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Güneşi bir aydınlık, başka bir ayette güneşi bir kandil, ayı da bir nur kılan ve yılların sayısını ve hesabı bilmeniz için ona duraklar tespit eden odur. Şimdi güneşi bir kandil, ayı da bir nur yaptık ayetinden yaklaşık 1969 yıllarında Neil Armstrong, Edwin Aldrin, Mark Colin gibi astronotlar aya çıkacak diye radyolarda hep reklamlara oluyordu. Kesinlikle aya çıkamazlar. Nur yakar, kavurur ifadesiyle bunu anlatıyordu. Ama aya indiler. Demek ki nur yakan, kavuran anlamında değil, güneşi kandil yaptık derken ısının, ışığın kaynağı güneş, ay ise güneşten aldığı ısıyı yansıtan anlamında olduğu anlaşıldı. Allah bunları ancak hak ile yaratmıştır. Yani o kadar mükemmel bir plan, program içerisinde yaratılmış ki bunlar da saniye sapmıyor. Hepsi yerli yerinde mükemmel bir şekilde işleyip duruyor. O bilen bir topluluk için, yani bilen derken bütün peygamberlere Allah kitap verdik, ilim verdik. İlim verdik, hikmet verdik ifadesiyle, yani anladığı, kendisine gelen vahiy bilgileri, doğru anlama yeteneği, doğru anlama kapasitesi, doğru anlama feraseti verdik ve o bunları biliyor, mesajı veriyor. O bilen bir topluluk için ayetleri böyle birer birer açıklamaktadır. Yani her şeyi Kur'an'da hiçbir eksik bırakmadan her örnekten bir örnek verip insanlar anlasın diye bunları açıklamaktadır. Bunları formül olarak veriyor. Buradan ne çıkıyor? İki tane takvim çıkıyor. Birisi güneş takvimi, birisi de ay yılı takvimi. Yani ay yılına göre her yıl 354 gün 6 saat, güneş takvimine göre 365 gün 6 saattir. Yani arada yaklaşık 11 gün kadar bir fark var. Bu böyle devam edip gidiyor diye anlıyorum. Burada bir de Allah bunları ancak hak ile yaratmıştır diyor. Dün biraz konuşmuştuk. Varlığın temelindeki olan şey imtihan mıdır, başka bir şey midir diye. Benim bu ayetten anladığım, varlığın temelinde olan şey haktır. Hakkın tezahürüdür. Bu ayette de işte bunu tasdik eder bir anlam var. Allah bunları ancak hak ile yaratmıştır. 6. Gerçekten gece ile gündüzün ard arda gelişinde ve Allah'ın göklerde ve yerde yarattığı şeylerde korkup sakınan bir topluluk için elbette ayetler vardır. Gerçekten gece ile gündüzün ard arda gelişinde. Peki biz ayda olsak, güneşten gelen ışık sürekli bize geliyor mu? Yoksa şu anda biz ay tutulmasından, güneş tutulmasından veya ışık
ayda olsak dünya tutulmasından, güneş tutulmasından bahsederdik. Yani burada aya ışık gelmemesinin sebebi nedir? Ayla güneş arasına dünya girmesi. Dünya güneş tutulması da ne oluyor? Dünya ile güneşin arasına ay giriyor ve böylece güneşi göremeyen insanlar güneş tutulduğunu zannediyor. Oysa bunlar sürekli kendi miğferleri etrafında dönüyorlar. Yasin suresi 37, 38, 39. ayetlerde birbirlerine çarpmadan bilinmeyen bir yöre doğru akarlar giderler diyor. Bu da kainatın sürekli genişlemekte olduğunu anlatıyor. Yani gece ile gündüz birbirini, gündüz güneşi gören taraf dünyanın, dünyaya güneş sürekli geliyor. Güneş, dünya kendi miğferi etrafında döndüğünden dolayı güneşin gören yüzü gündüz, güneşin görmeyen yönü de gece oluyor. Bu da 24 saatte bir tekrarlanıyor. Yani gece ile gündüz değişip duruyor. Gelişinde ve Allah'ın göklerde ve yerde yarattığı şeylerde korkup sakınan bir topluluk için elbette ayetler vardır, hikmetler vardır. Bilen bir topluluk bunları anlayıp çözüyor. Allah'ın güç ve kuvvetini hissediyor. Allah'a teslim oluyor. Allah'ın büyük bir yaratıcı olduğunu fark edebiliyor, mesajı veriyor. Hocam bu o zaman aynı zamanda şunu da bize söylemiş oluyor herhalde. İnsanların geceyi, gündüzü, ayı, güneşi, gökleri, yeri ve bu yaratılıştaki olan varlığı incelemelerini ve bunların sonucunda tespit çıkarmalarını, bir sonuca varmalarını adeta söylüyor ayet bize. İşte inanan bir topluluk bu araştırmaların sonunda onlar için elbette ayetler vardır diyor. O zaman doğru sonucu çıkartıyor. Yani o zaman insanlar bu incelemelerin sonucunda şu neticeye varmaları lazım. Bütün bunlar tesadüf olamaz. Yani her şey birbiriyle uyum halinde ve müthiş bir enerjiyle, güçle, kuvvetle, ilimle yaratılmış olan bir varlık. Daha sonra da bu varlığı yarattığını söyleyen bir yaratıcı kitap gönderiyor ve bir takım bilgiler veriyor. Hem evrenle alakalı hem de ahiretle alakalı bu ikisini birleştirmemizi istiyor. İşte o zaman inanan, korkup sakınan bir toplum için ayetler böylece ortaya çıkmış oluyor diye düşünüyorum. Hani bir ayette diyordu ya, gözlerinizi göğe çevirin, aya çevirin, yıldıza çevirin, efendim güneşe çevirin, hayvanlara, bitkilere, yaratılmış olan bütün varlıklara çevirin. O yaratıklarda bir çatlaklık ve bir çarpıklık bulabiliyor musunuz diyor. İki kere daha gözünüzü çevirip gezdirin. O gözler çarpıklık ve çelişki bulamamaktan baygın olarak geriye döner ifadesiyle anlatıyor. İşte burada şunu anlamak gerekiyor. Yani Allah ayetlerini evrendeki yasa kurallarına göre anlatıyor. Yani bir evren yaratıyor Allah. Buna bir kural, bir sistem, bir hak olarak bir düzen koyuyor. Yaratmış olduğu evrenin kurallarını vahiylerle de bize bilgi vererek açıklıyor. Bunu anlamak gerekiyor. Yani bu Kur'an'da da çelişki yok, bu evrende de çelişki yok. Evrenle Kur'an'ın ortaya koyduğu verilerde de çelişki yok. İşte Allah'ın dini budur diyor. Yani bir şeyin olabilmesi için, doğru olabilmesi için mutlaka bu iki kurala uyması gerekir diyor. Bu da Kur'an'ı doğru anlamada önemli bir hesap insanlara sunuyor. Hani Hazreti İsa babasız olmuş olsaydı bugünkü insanların anladığı anlamda kesinlikle kainat fesada uğrardı. Eşyanın kuralları bozulurdu. Sistem bozulurdu. Böyle bir şey olmuş olsaydı. İşte bunu bir türlü kavrayan yok. Evet.
inanan bir topluluk için bu yaratışta ayetler vardır cümlesi maalesef günümüzde milyarlarca insanda karşılığını bulmuyor. Topluma bakıyoruz, her gün güneş doğuyor. Yağmur geliyor, rüzgar geliyor. Ne zaman toprağı ekse topraktan verim alıyor. Bitki geliyor. Hayatını devam ettiriyor. Ama bunlar her gün verildiğinden dolayı insan bu sistematiğe hiç ehemmiyet vermiyor. Önem de vermiyor. Bu sistemi kendisine sağlayan Allah'ı kesinlikle ve kesinlikle ciddiye almıyor. Şimdi birisi veya bir başkası veya bir devlet şu bu ufak bir yardım yapsa veya bunların hayatında bir değişiklik yapsa bunu çok büyük bir şey gibi görebiliyorlar. Fakat Allah diğer insanların yaptığı yardımın fersah fersah fazlasını her gün bunlara yapıyor. Nefes aldıkları ciğerdeki oksijeni veriyor her gün 24 saat. Ama bunu sağlayan yaratıcıyı hiç ama hiç ciddiye almıyorlar. Kesinlikle ve kesinlikle. İşte bu benim anladığım kadarıyla büyük bir nankörlük, büyük bir inkar, büyük bir kıymet bilmezlik. Belki bu ayetler üzerine insanlar biraz düşünseler, yani bu kadar nimeti karşılıksız veren Allah, sistemi kuran Allah, ne kadar insana değer verdiğini gösteren Allah'ı ciddiye alsalar, durum değişecek. Ama hiç ciddiye almıyorlar. Ve ciddiye almamaya da alışmışlar. Yani yaşadıkları hayatın içerisinde, onlara gidip söylesen bile, bak, senin her şeyini Allah veriyor. Ananı, babanı, kalbindeki kanı Allah pompalıyor. Ayağının altındaki toprağı Allah veriyor. Oksijeni her gün Allah veriyor. Bunların bir tanesini bir gün çekse senin hayatından yaşayamazsın. O zaman aldığın arabanın araç fiyatını araştırıyorsun. Efendim, hatta giydiği elbisenin, aldığın bir çift çorabın bile rengine, numarasına bakıyorsun. Ama sana bu kadar imkanı veren Allah'ın sana gönderdiği vahyi bir tek gün dahi ciddiye alıp açıp okumaya tenezzül etmiyorsun. Ben bunları söylüyorum. Kahvede oturduğum zaman bazı arkadaşlara filan şeylere dinliyorlar, dinliyorlar, dinliyorlar. Ama sadece dinliyorlar. Etkisi oluyor mu olmuyor mu bilmiyorum. Fakat dinliyorlar. Ama ikinci bir defa yanıma geldiklerinde biraz daha böyle saygılı, sakin şey yapıyorlar. Belki benden benzer konuşmalar geleceğini düşündükleri için mi neyse bilmiyorum yani. Fakat yine günlük sorunların arasında hiçbir sosyal soruna geçmeden Allah'ın kendilerine verdikleriyle alakalı hiçbir görüş, hiçbir tefekkür bildirmeden hayat yine devam edip gidiyor yani. Dolayısıyla Allah'ın yarattıkları üzerine düşünmediğin zaman oradaki ayetleri de ortaya çıkartamıyorsun ve senin imanını artıracak, Allah'a olan vefanı artıracak, kulluğunu artıracak bir şey de çıkmıyor. Geriye ne kalıyor o zaman? Geriye 3 lirası varsa niye 5 olmadı? İşte hayat niye pahalı oldu bir anda böyle? Böyle hayatta yaşanmaz. Ne kadar olumsuzluk varsa sürekli o olumsuzluklar üzerine dert yanıyorlar. Böyle bir hayat, garip bir durum. Oysa bu ayetler üzerine biraz tefekkür etseler, biraz düşünseler, belki de durumlarını değiştirebilecekler. Ama maalesef yok. Gerçi Kur'an sadece normal vatandaş değil, hocalarımız da toplumun gündemine getirmiyor. Onlar da Kur'an üzerine derin derin düşünmüyorlar. Evet, konuyu fazla biraz herhalde dağıttık, açtık. Altıdan devam edelim. Yediden hocam. Yediden hocam. Pardon, yediden. Bizimle
karşılaşmayı ummayanlar, dünya hayatına razı olanlar ve bununla tatmin olanlar ve bizim ayetlerimizden habersiz olanlar. İşte bunların kazandıkları dolayısıyla barınma yerleri ateştir. Bizimle karşılaşmayı ummayanlar. Ne demek istiyor bu? İki hayat var diyor Allah. Birisi dünya hayatı, birisi de ahiret hayatı. İşte ahiret hayatı ebedi, ikiye ayrılıyor. Birisi dünya hayatında Allah'la karşılaşmayı umanlar ve Allah'ın emirlerine göre yaşamayı kendilerine ilke edinenlere Allah ebedi bir cennet vaat ediyor. Ama Allah'la karşılaşmayı ummayanlara Allah, yani ahiret alemine inanmayanlara Allah ebedi cennet, cehennem vaat ediyor. Yani bu ikili anlatımın en önemlilerinden biri de bu. İşte bütün peygamberlerin ahiretle ilgili getirmiş olduğu bilgilere Kur'an büyük haber diye bahsediyor. Eğer peygamberler olmamış olsaydı, bu Muhammed'in uydurduğu bir kitap diyenler kesinlikle yanılmakta. Eğer peygamberler olmamış olsaydı, şu Kur'an'daki ahiretle ilgili bilgileri hiçbir insanın bilmesi mümkün değildi. Allah nebilere, resullere bunları bildiriyor. Nebiler, resuller de bunları aktardığında sen büyülenmişsin, sen cinlenmişsin, sen sapmışsın ifadeleriyle onu anlatıyorlardı. Bu kesinlikle yanlış. Dünya hayatına razı olanlar derken insanları Kur'an şöyle ayırıyor. Dünyayı isteyenlere dünyayı veririm. Ahireti isteyenlere ahireti veririm. Hem dünyayı isteyene hem ahireti isteyene de hem dünyayı hem ahireti veririm. Dünyadan nasibini alanlara ahiretten nasibini unutma diye de Allah sürekli insanlara telkinde bulunuyor. Yani kesinlikle ihtarda bulunuyor. Bunu unutursanız ben de sizi unuturum. Ahiret hayatında ebedi bir cehennemi hak edersiniz ifadesiyle bunu anlatıyor. İşte burada bizim ayetlerimizden habersiz olanlar, yani haberleri var. Bütün peygamberler getirmiş, bunu anlatmış ama biz bunları inkar ettik demekten başka kendilerinde bir çare bulamıyorlar. Hani cinleri ve insanları ve cinleri cehennem için hazırladığında melekler onlara soruyorlar. Ey insan ve cin topluluğu, sizin karşı karşıya geleceğiniz bu cehennem hayatını daha önce sizi uyaran resuller gelmedi mi? Onların hepsi istisnasız evet geldi ama biz onlara inanmamıştık. O zaman girin cehenneme. Yani Allah bunlar boşuna anlatmıyor. Dünya hayatında bir yaşam varsa bu işte bu yaşamı ahiretin tarlası olarak görüyor. Yani burada inkar ekersen, küfür ekersen, pislik ekersen orada karşılığını cehennemle diyeceksin. Burada hak Allah'ın koyduğu kurallara göre yaşayıp amellerini orada gösterirsen de orada ebedi cennetle Allah seni ağırlayacak. İşte Kur'an-ı Kerim'e göre inanan insanlarla inanmayan insanların yaşam biçimini, hayat tarzını iki denizin birleştiği, yani İki denizi salıversen birbirine karışmaz ifadesiyle bunu anlatıyordu. Yani tatlı suyla nasıl tuzlu su birbirine karışmıyorsa inanan insanların yaşam biçimi, hayat tarzı ile inkar eden insanların yaşam biçimi, hayat tarzı da birbiriyle karışmaz ifadesiyle bunu anlatıyordu. Yani dünya bir an, ahiret ise ebedidir. Dünya hayatında Allah'ın koyduğu kurallara göre yaşayanlar ahiret aleminde ebedi cennet. Bunun dışında hareket edenler de
ebedi cehennemdir. Bunu Allah'ı unutanlar olarak tanımlıyor Kur'an diye düşünüyorum. Karşılaşmayı ummayanlar, birisi dünya hayatına razı olanlar, diğeri bununla tatmin olanlar ve en sonuncusu olarak da bizim ayetlerimizden habersiz olanlar. Şimdi ben Hatice Hanım'a sormak istiyorum. Dünya hayatına razı olanlar ne demek Hatice Hanım? Sen ne anlıyorsun bundan? Biz dünya hayatına razı olmayacağız mı? Yoksa dünyayı istemeyeceğiz mi? Ne olacak? Yani dünyada yaşıyoruz İkadir. Anlatılmak için o düşünüyorum. Sesim geliyor değil mi? Geliyor evet. Yani dünya hayatına dalanlar, Allah'ın emirlerine göre yaşamayanlar, vahye kulaklarını kapayanlar, gözlerini kapayanlar anlamında anlıyorum. Sadece dünya zevklerine dalanlar. Hani sanki sonsuz bir şekilde dünyada kalacak gibi yaşayanlar olarak anlıyorum. Peki. Burada dünya hayatına razı olanlar diyor ya, burada şöyle bir şey olsaydı, bunlar deselerdi ki, Rabbimiz, biz dünya hayatına razı değiliz, cenneti de istiyoruz deselerdi, o zaman buradaki yaşantılarında bir fark olur muydu? Tabii ki olurdu. Yani zaten ayette diyor, hem dünyayı hem ahireti de isteyebilirler. Fakat Allah'ın kurallarına göre bu dünyada yaşamak, yani hem bu dünyamız güzelleşir hem de ahireti kazanmış olur. Sonsuz hayatta mutlu olmuş olur. Arada fark olur yani. Bu dünyada Allah'ın vahyine göre yaşayanlarla hiç inkar edenler biri olabilir mi? Olmaz yani. Eyvallah. Zaten burada dünya hayatına razı olanlar ve bununla tatmin olanlar diyor. Evet. Demek ki onlar, hangi insan topluluğu bunlar? Hedef olarak kendilerine bu dünyayı elde etmeyi, dünya zevklerini yaşamayı koymuşlar. Evet. Ve sonuna kadar da yaşıyorlar. Bakın bunlara, eskiden çok nadir tatil olurdu. Ama son yıllarda senede bir tatilde yetmiyor. Bir kış, bir yaz. Hatta bazen iki bölgeye de tatil yapıyorlar kısa kısa. Bir bayram, bir yaz bunu yapıyorlar. Eğer bu tatilleri iyi yapabilmişlerse, arabasının modelini yenilemişse, yeni bir ev almışsa veya daha deniz manzaralı bir yazlık almışsa, parasının üzerine biraz daha para koymuşsa veya çocuğunu çok iyi bir yerlerde, iyi bir makama getirmişse, böylece bunların dünya hayatındaki rızaları, tatminleri bir üst noktaya, bir üst noktaya hep böyle gidiyor ya. Çünkü niye? Hedefleri, biz çocuğumuzu, kendimizi, efradımızı, ailemizi cennete, hesap gününe hazırlamak değil, bu dünyadan zevk almak, bu dünyadan tatmin bulmak. Böylece, şimdi tabii bu dünyadan tatmin bulmaya çalıştığın zaman, o zaman dünyanın kurallarını, kaidelerini ahiretteki gideceğin yere göre değil, oradaki zevklerine göre ayarlıyorsun. Allah diyor ki birbirinizin mallarını haksız yere yemeyin. Ama sen de mücadele ediyorsun. Başkasından çok kazanacağım. Daha üst seviyelere gireceğim. Onu da yapacağım. Bunu da yapacağım. İnfak edin diyor. Nasıl infak edeceksin? Çünkü torunlara da mal hazırlayacaksın. Efendim yığdıkça yığacaksın. Veya kendi bölgende en büyük güçsen olmak istiyorsun. Bunun sonu gelmiyor yani. O zaman bu bize neyi söylüyor? Dünyevileşmenin sonu ateş, bunu söylüyor ya. Tabi burada tamamen biz bir mülk düşmanlığı, dünya düşmanlığı da yapmıyor Kur'an. Sadece o dünya hayatını ahirete göre ayarlamamızı istiyor. Ona göre kullanmamızı istiyor. Devamında da diyor ki bizim ayetlerimizden habersiz olanlar. Şimdi bu ne demek habersiz olanlar? Şimdi Türkiye'deki insanlar Allah'ın ayetlerinden haberi yok mu? Yani mesela işte kandil geceleri kutlanıyor diyelim.
veya Allah puta tapmayı haram kıldığı halde her okula, her devlet dairesine, her meydana heykel dikiliyor. Şimdi bu insanlar Allah'ın ayetlerinden haberi olmadığından dolayı mı bunu yapıyorlar? Yoksa evet bizim haberimiz var. Allah bunları yapmayın diyor. İçki içmeyin diyor. Kumar oynamayın diyor. Zina etmeyin diyor. Faiz yemeyin diyor. Aa biz yine de yeriz. Bu şekilde mi yapıyorlar? Ben İsmail çoktandır gelmiyor. Hem bir sesini duyalım diye İsmail'e sormak istiyorum. Abi selam aleyküm. Selam. Soruyu kaçırdım abi ben. Kedilerle mi oynuyordun İsmail? Abi kediler bende oynuyor. Ben bundan oynamaktım. Ama işte kedilerle oynayanların barınma yeri ateştir diye bir ayet yok. Sen abi bundan sürekli kediyle oynuyorsun. Şimdi bu ayette Allah belli özellikleri sayıyor. Yani barınma yeri ateş olan insanların bunlardan bir tanesine bizim ayetlerimizden habersiz olanlar diyor. Şimdi bu habersiz olmayı biz nasıl anlamamız lazım? Mesela günde 5 defa ezan okunuyor. Kur'an da okunuyor insanlar öldüğü zaman. Hatta Mevlid de okunuyor. Efendim ama buna rağmen mesela o kitapta puta tapmanın haram olduğunu söylüyor, içkinin haram olduğunu söylüyor, her şeyi söylüyor. Ama toplum buna rağmen hem o kitaba inandığını söylüyor, hem de içkiyi, zinayı, kumarı, puta tapıcılığı terk etmiyor. O zaman burada bizim ayetlerimizden habersiz olanlar deyince bunu biz nasıl anlamamız lazım? Hakikaten anlamadım tekrardan. Bunu nasıl anlamıyorsun? Habersiz, yani şimdi bugün habersiz olanlardan deyince yani Afrika'nın balta girmiş ormanlarındaki kutuplardaki Hindistan'ın dağlarındaki adamlar da habersiz neticede bu mesajdan. Öyle mi anlayacağız biz bunu yoksa başka bir şey mi anlayacağız? Onu anlayamadım abi. Başka görüş olan arkadaşlar varsa onlara da Hatice Hanım bir şey söylemek istiyor. Buyur Hatice Hanım. Yetik abici bir ayet vardı hani onlara peygamber elçi göndermemiz hani haberdar değildik dememeleri içindi diye bir ayet vardı. Araf suresi 173. Evet. 173. Aslında her topluma peygamber geldiği için her yani insanoğluna peygamber ve vahiy geldiği için herkes haberdar. Burada haberdar olmamaları yani ilgi duymamaları, yüz çevirmeleri olarak anlıyorum ben. Çünkü çok. Allah ne diyor? Onlara ben vahiy gönderdim. Niye? Çünkü ahirette biz haberdar değildik dememeleri için diyor. Çok güzel. Yani dünya hayatında yaşayıp da bir peygamberin ahirette ilgili bilgi vermesini duymayan hiçbir insan yok. Ve olmamıştır. Eğer Allah diyor ki biz peygamberleri peş peşe dizdik. Bir ayette diyor ki o da son nebi Resul'ün seni uyarılmamış bir kavmi babaları uyarılmamış bir kavmi uyarmak için göndeririz diyor. O zaman babaları uyarılmamış ifadesini kullanırken kesinlikle biz peygamberleri peş peşe dizdik veya hiçbir uyarıcı yoktur, hiçbir kavim yoktur ki kendisine nebi Resul gelip vahiy bilgilere aktarmasın mesaj veriyor. Yani babaları uyarılmamış derken onlar uyarıcı geldiği halde uyarıcıları kabul etmemiş anlamında anlaşılıyorsa buradaki ayette de habersiz olanlardır ifadesini kullanırken ilgi duymayan, inanmayan anlamında kullanmış bu ifadeyi. Bunu yakalamak gerekiyor diye düşünüyorum. Buyur Ayşe Hanım. Somut örnek vereyim diye kullanmak istedim. Hani diyoruz ya haberi yok ya da işte haberi olmayanlar. Aslında vardır belki hani çok gerçekten hani haberdar olmayan ama çok bilerek de yani gerçekten bile isteye de kabul etmeyen var. Mesela benim eşimin ablası geçen sefer de bahsetmiştim. Diyor ki evet ben varlığına inanıyorum Allah'ın ama diyor asla onları yapmam. Onlar dediği de ibadetler işte namaz kılmam, oruç tutmam hele hacla alakalı acayip önyargıları var. Böyle acayip bir şeyleri var ama varlığını kabul ediyorlar. İşte, haberdarlar galiba haberdarlar ama direniyor.
yapmam diyor, asla yapmam diyor mesela. Şimdi işin, evet, işin daha da ilginci, Allah bunların özelliklerini bize sayıyor. Bizimle karşılaşmayı ummayanlar. Çünkü bir insan ciddi ciddi ben gideceğim Allah'a hesap vereceğim ve o hesap gününde kaybedenlerden olurum diye düşünse tedbir alır. Dünya hayatına razı oluyor. Onunla tatmin buluyor. Ve ayetlerimizden habersiz olanlar üstünü bile içliğe kapatıyorlar. Daha ilginci, bunları yapanların barınma yeri ateştir diyor. Şimdi sen işinin ablasına bunu söylemen lazım bak. Şurası seni ilgilendiriyor demen lazım. Senin barınma yerin ateştir. Çünkü sen Allah'ın emir ve yasaklarını kesinlikle uymuyorsun. Bu ayet bunu anlatıyor. İşte bu ateşi duyduktan sonra o kişi bir dakika demesi lazım. Ben neden ateşe gireceğim? Doğru mu söylüyor bu kitap? Yani bunun peşine düşmesi lazım. Ama işin garip tarafı onlar bunu da ciddiye almıyorlar. Orada ateş diyorsa desin. Cehennem varmış, yanacakmışız, bilmem neymiş. Ne yapıyor? Umursamıyor. Elini sallıyor, yoluna devam ediyor. İşte bu akıllı bir insanın yapacağı bir davranış değildir. Çünkü burada ateşle bir tehdit varsa, ki ölüm var, ölümden sonra meydana gelecek olan bir şeydir bu. İşte akıllı bir insan bir dakika deyip durup düşünmesi lazım orada. Şimdi bana da bize de birisi gelse dese ki bakın siz ölümcül bir hata yapıyorsunuz. Şunlar 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 eksiklerinizdir. Allah'ın ayetlerine göre varacağınız yer ateştir dese biz de oturup bir dakika deyip hemen onun üzerine gitmek mecburiyetindeyiz. Yani belki o iddia eden kişi yanlış yapıyor. Belki de biz yanlış yapıyoruz. Ama Kur'an'dan bir tehdit geliyorsa ve bu da beni kapsama alanına alıyorsa o zaman ben bunu ciddiye almam lazım. İşte işin garip tarafı bu insanlar bunu da ciddiye almıyor. Yani ne söylersen söyle. Ne oluyor şimdi bu? Ameliyata giren hastanın morfin yiyince hiçbir şey hissetmemesi gibi gerçekten kulakları sağır, gözleri kör olmuş, kalpleri katılaşmış. Zombi filmleri var böyle hani yarı insan yarı şey gibi öldürüyorsun ölmüyor, kesiyorsun bir şey olmuyor. Aynı onlar gibi olmuş. Hiçbir şey bunları etkilemiyor. Hocam ölümden öylesine korktular ki bu pandemi döneminde 2 sene boyunca evden dışarı çıkmadılar. Yani o kadar korktular ki böyle bir hasta olup hani ölmekten öylesine korktular ama ki öbür taraftaki ölüm sonrası azaptan değil. Ha. O bu dünya nimetlerini kaybedeceğim diye. Çünkü o kadar bağlanmış ki ölünce de ne olacağını da bilmiyor. Dolayısıyla onlar için ölüm tabii korkmuş bir şey. Şunu bilmek gerekiyor. Hani Ayşen Hanım mı, halası mı, yoksa akrabası mı, neyse. Hani Allah diyor ya, onlara gökleri ve yeri kim yarattı desen Allah derler. Sizi kim yarattı desen Allah derler. Nasıl da çevriliyorlar. İşte bu çevrilme olayı yine Mümtehine Suresi 37. ayette, pardon Müminin Suresi 37. ayette, onlar biz dünya hayatında yaşarız, ölürüz, tekrar diriltilecek değiliz derler. Bu hem deist olanlar hem de ateist olanlar için kullanılıyor bu ifade. Yani Allah'ı bilmek bir şey ifade etmiyor, Allah'ın Rabliğini kabul etmek bir şey ifade ediyor. Bunu anlamak, yakalamak lazım. Allah'ın Rabliğini kabul etmek de Allah'ın koyduğu kurallara göre yaşamını, hayatını düzenlemek demektir. Bunu da sadece Müslümanım diyenler yapar diyor Allah. Bunu anlamak gerekiyor. Evet. Tabii Kur'an'ı ifade ediyor. Bu ayetleri ciddiye almayanların akıbetiyle ilgili burada Allah ateştir dediği için bu ateş Me'ariç suresinde de geçiyor. İsterseniz yeri gelmişken çok kısa onu da okuyalım. Me'ariç suresinde 8'den itibaren diyor ki Allah, gökyüzünün erimiş maden gibi olacağı gün, dağlar da etrafa uçuşmuş rengarenk yün gibi olacak. Böyle bir günde hiçbir yakın dostu sormaz. Onlar birbirlerine gösterilirler.
bir suçlu günahkar o günün azabına karşılık olmak üzere oğullarını fidye olarak vermek ister. Şimdi bak, burada Allah diyor ki, o şiddetli günah anlatıyor. O dostluk mosluk hepsi hikaye. Bunlar diyor boş trompet. Kimse kimseyi sormaz. Neden sormuyor? Çünkü suçlu günahkarın o gün cehennem korkusundan dolayı başka bir kimseyi düşünecek durumu kalmıyor. Ve o azaba karşılık oğullarını fidye olarak vermek ister. Yani bunun Türkçesi ne? Diyor ki ya Rabbi benim oğullarımı yak. Muhtemelen oğlunu veren kızını da verir. Yani kendinden belki daha fazla sevdiği çocuklarını Allah'a diyor ki bunları yak ama beni yakma. Daha sonra kendini ve kendi eşini ve kardeşini de fidye olarak vermek istiyor. Bunu da yak diyor. Ama beni yakma. Kardeşini. Ve onu barındıran aşiretini de. Bak en sonunda diyor ki benim bütün sülaleyi, ana, baba, amca, dayı, oğul, kız ne varsa hepsini yak ama beni yakma. Peki niye böyle söyler bir insan? İşte hani bu dünyada ben çocuklarım için yaşıyorum demiyorlar mı? Çocukları için türlü paraları saçmıyorlar mı? Onları en lüks okullarda, en lüks şartlarda, özel ulaşım araçlarında, marka elbiselerle, tatillerle, el bebek, gül bebek büyütmüyorlar mı? Büyütüyorlar. Peki nasıl oluyor da orada bunları fidye olarak veriyor? Git bunları yak diyor. Çünkü ateşin azabı çok şiddetli. İnsanın kaldırabileceği bir azap değil o azap. İşte Rabbimiz bizden öncekilere yüklediğin gibi bize de ağır yük yükleme diyor ya Kur'an. İşte ağır yük, insanın kaldıramayacağı yük bu işte. Helak yani cehennem yükü. Kaldıramıyor onu. Sonra devamında diyor ki yeryüzünde bulunanların tümünü verse de sonra bir kurtulsa. Yani ne varsa sahip olabileceği her şey kendinin dışında fidye olarak vermek istiyor. Hayır, hiçbiri kabul edilmez. Doğrusu o cehennem cayır cayır yanmakta olan ateştir. Başın derisini kavurup soyar. 17. ayette de çok ilginç, ironik bir cümle var. Orada da diyor ki, yüz çevirip arkasını döneni çağırır durur. Şimdi bırakalım şeyi biz, cehennem sahnesini, gelelim buraya. Allah diyor ki, yüz çevirip arkasını döneni çağırır durur. Nereden yüz çeviriyor bu insanlar? Vahiyden yüz çeviriyor. Kur'an'dan yüz çeviriyor. Allah'tan yüz çeviriyor. Yani önderleri, ağaları, paşaları, malları, çocukları, giydikleri çorapları, zevkleri, şarapları, putları, her şeyleri önemli ama sadece Allah önemsiz. Allah ne ki yani? Bir evren yaratmış. Her gün bize veriyorsa versin. Böyle davranıyorlar. Ne yapıyor şimdi? Yüz çeviriyor. Allah'tan yüz çeviriyor, sırt dönüyor Kur'an'a. Allah ne diyor? O cehennem onları çağırır durur. Yani cehennem onlara diyor ki bekliyorum sizi, gelin buraya diyor. Ayetleri anlattığına göre. Şimdi bu iki ifadeyi birleştirin. Orada cehennem, burada da sırt çeviren milyonlarca insan. Şimdi bu seni çağırıp duran cehennemi görmezden gelerek Allah yokmuş gibi yaşamak, hayatın her alanında her şeye önem verip de Allah'a ve onun vahyine önem vermemek akıllı bir insanın yapacağı bir iş mi? Çağırıyor cehennem. Bekliyorum seni diyor. Eninde sonunda öleceksin ve benim yanıma geleceksin. Allah söylüyor. Cehennem onu çağırır durur. Kimi? Yüz çevirip sırt döneni. Bir bakın etrafınıza. Kaç kişi vahiye yüzünü dönmüş ki? Kaç kişi Allah için yola çıkmış? Salih amel işliyor, cihat ediyor, uğraşıyor. Kaç kişinin İslam diye bir derdi var? Boş. Hepsi sırt çevirmiş. Ama cehennem onları çağırıp duruyor. O zaman bu bağlantıyı bizim kurmamız gerekiyor. Yani biz de
cehennemin bizi çağırdığı insanlardan olmamamız gerekiyor. Bu ayetleri okuduktan sonra. İfadeye bakın. Çağırsın değil mi hocam, çağıracaksa? Efendim? Çağıracaksa cennet çağırsın. Eyvallah. Yani içim açıldı sen böyle deyince. Mustafa abi. Cennet çağırsın da. İşte ona da kendimize güvenemiyoruz. Amellerimize güvenemiyoruz. Cehenneme, Allah, cehennemi hak edenlere cehennem kudurmuş, köpürmüş. Doldun mu diyeceğiz cehenneme. Hayır hayır, ne kadar varsa getirin diyecek. Hani dünya hayatında bu kadar yanlış yolda giden insanları cehennem almaz diyorlar ya. Hayır doldun mu? Getir getir, ne kadar varsa getir. Onlara karşı susamış, onları yakmak, cezalandırmak için sabırsız da bekliyor diye ifade ediyor. Bir ayette de, bu da Tekvir suresinde geçiyor, gebe develer yalnız olarak bırakıldığı zaman diyor. Yani gebe deveyi onlar ilah edinmişti ya, o ilah edindikleri bütün ilahlar ortadan kayboluyor. Sadece Allah'a kavuşmayı ummayanlar orada bunları görünce bütün ilahlarını reddediyorlar. Allah'ın orada gerçekten insanları kendilerini yargılayacağını ve dünya hayatında Allah'ın söylediklerini yerine getirmeyenlerden getirmemeleri dolayısıyla pişman olduklarını açıklıyorlar. Olay bu. Yani dünya hayatında Allah'ı ve Allah'ın indirdiği vahyi ciddiye almamak, her gün 5 defa ezan okunmasına rağmen, Allah Kur'an'da bunları söylüyor denilmesine rağmen bedeli çok ağır. Yani akıllı bir insanın yapacağı bir iş değil. Ama tabii Allah herkesi serbest bırakmış. Dileyen iman etsin, dileyen inkar etsin. 9. 8 hocam. 8'i okuduk hocam. İşte bunların kazandıkları dolayısıyla barınma yerleri ateştir. Tamam. Ben o okunmadı diye biliyorum da. İkisini beraber okudum ben. He, tamam. İman edenler ve salih amellerde bulunanlar da Rableri onların imanları dolayısıyla altından ırmaklar akan nimetlerle donatılmış cennetlere yöneltip iletir, hidayet eder. Bak Kur'an'da bir kişi iman ettim diyorsa mutlaka imanla beraber imanın gerekleri olan bir ameli işlemesi lazım diyor. İman eden ve salih amel işleyenler, salih amellerde bulunanlar da Rableri onları imanları dolayısıyla ondan makamlar, ırmaklar akan nimetlerle donatılmış cennetlere yöneltip iletir ifadesiyle anlatıyor. Yani hani bir ayette de diyordu ya, siz iman ettik demekle hemencecik cennete girivereceğimizi sandınız. Onlar öyle acıktılar, öyle susadılar ki yardım ne zaman ya Rab? Yardım pek yakındır. İşte pek yakın ifadesi dünya hayatında imanının karşılığını göremeyen insanların mutlaka ahiret hayatında bunun karşılığını göreceğini vaat ediyor Allah. O zaman sizin yardımcınız Allah'tır derken ahiret aleminde asıl çoğunluğa nispet ederek dünya bir an, ahiret ise ebedidir ifadesinden ahiret hayatı insan yaşamının çoğunluğunu teşkil ettiğinden dolayı orada ona nispet ederek anlatıyor. Yani Allah ahiret aleminde yardım edecektir. Burada ölümü göze alacaksın, her türlü sana yapılan zulümlere, işkencelere rağmen sabrını göstereceksin. Kesinlikle bu dik duruşunu bozmadan yürüyeceksin. Ahiret hayatında Allah bunun karşılığını verecek. Hani Allah yolunda ölenleri ya da öldürülenleri
ahiret hayatında öldükleri zaman onlar kendisinden sonraki gelecek kuşaklara müjdelemek isterler gittikleri yerleri ifadesiyle anlatıyor. İşte dünya hayatında iman edenler ve salih ameller bulunanları da Rableri onları imanları dolayısıyla iman edip salih amel işlemeleri dolayısıyla altından ırmaklar akan nimetlerle donatılmış cennetlere yöneltip iletir ifadesiyle anlatıyor. Yani iki yol var. Birisi Rabbin yolu. Bu Rabbin yolunda yürüyenleri Allah kendi kurallarına uyduğundan dolayı onları inançları ve amelleriyle bütünleştiren inançlarını onları cennete yönlendirir ifadesiyle anlatıyor. Başka alternatif yok. Buradaki duaları Allah'ım sen ne yücesindir ve oradaki dirlik temennileri selamdır. Dualarının sonu da gerçekten hamd alemlerin Rabbi olan Allah'ındır. Oradaki duaları derken yani orada bir şey isteyip de bir şey mi gelecek? Yani dünyada duayı nasıl anlamıştık? Dünya hayatında dua istek ve arzunun fiille buluşması hali olarak anlatmıştık. İşte dünya hayatında iman eden ve imanlarını amelliğe götüren insanların gidecek oldukları yerler cennettir diyor. Oradaki duaları yani kendisine verilen o duaların karşılığındaki Allah'ın onlara sunduğu nimet Allah'ım sen ne yücesindir ve oradaki dirlik temennileri selamdır. Hani bir ayette diyordu ya sen Rabbinden Rabbin de senden hoşnut olmuş olarak ona dön ifadesiyle kullanıyor. İşte orada sen Rabbinden razı olmanın karşılığını buradaki duayla anlatıyor. Selamdır. Dualarının sonu da gerçekten hamd alemlerin Rabbi olan Allah'adır. Yani o memnuniyetlerini dile getiriyorlar. Az önce söylediğim bu da Ali İmran suresi 170-71. Ayetlerde anlatıyordu. Oraya girenler kendisinden sonraki gelecek olanlara oranın güzelliğini müjdelemek isterler diye anlatıyordu. Eğer Allah onları hayra ulaşmak için çarçabuk davrandıkları gibi insanlara şerri de çabuklaştırsaydı mutlaka ecellerine hüküm verilirdi. İşte bize kavuşmayı ummayanları biz böyle taşkınlıkları içinde şaşkınca dolaşır bir durumda bırakırız. Şimdi eğer Allah onların hayra ulaşmak için çarçabuk davrandıkları gibi insanları şerri de çabuklaştırsaydı, hani bir ayette bu da gösteriyor ki dünya hayatında kesinlikle Allah insanların suç işlemesi nedeniyle insanları helak etmiyor. Yani bu insanların algıladığı anlamda. Yani Allah ahiret aleminde onların cezasını vereceğiz ifadesi. Şu ayette, şu ayetlerde onu göstermiyor mu? Nahl suresi 61, Fatır suresi 45, Şura suresi 14-21. Ayetlerde eğer Allah suç işleyenlerin cezasını hemencecik verecek olsaydı onları hemencecik yeryüzünde bir tek canlı bırakmazdı. Onlara adı konulmuş bir süreye erteliyor ifadesi kullanıyor. Demek ki şerri çabuklaştırma olayı onların cezasını hemencecik verme oluyor. Erteleme olayı da onlara adı konulmuş yani kendisine verilen bir ecelin dışında onları özel bir müdahalede bulunarak onları yerle bir ettik, taş yağdırdık, efendim sayıya tuttu, gemiyle efendim gemiye dedik, yere dedik, ey yer suyunu tut, ey gök suyunu tut
ifadeleriyle suyun artık fışkırıp gemilerin dalgalar içinde yüzmesini artık sona erdiğini, Cüdi Dağı'na indiğini mecazi bir anlatımla anlatmış. Orada gemi memi olayını sadece ilahi mesajla yaşamını düzenleyen inanılmaz.